Haftanın en çok konuşulan ve merak edilen gelişmelerine göz attığımız haber turumuzda sıra. 5 sezondur ATV ekranında fırtınalar estiren rekortmen yapım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerini mutlu edecek bir gelişmeyle başlayalım. Fenomen yapımdan tanıdığımız yeraltı dünyasının birbirinden renkli karakterleri bu kez bir yol hikayesinde bir sinema filmiyle karşımıza çıkıyorlar. Çok keyifli bir senaryoydu. Senaryo çok keyifli olunca tabii doğal olarak zaten ekip çok keyifli. Güzel bir iş çıktı ortaya. Umarım izleyicileri de aynı şekilde yansır ve onlar da çok eğlenirler. Biz çok klişe bir şey söyleyeceğim ama biz gayet eğlendik. Onlar da eğlensin. Dizi ekibiyle çektik. Hem oyuncu olarak hem set olarak. Çok keyifli bir dönemdi. Biz çok keyif aldık. Biz çok eğlendik. Yani sonuçta bir komedi filmi çektik. Biz çekerken çok güldük. Umarım izleyiciler de izlerken gülecekler. Çok güzeldi yani. Ben İlyas Çakır Bey'le. Söz vermiştin tatilde hiçbir şeye bulaşmayacağım diye. Ben de Behzat Paşalı. Abim bir şeylere bulaşmadan durabiliyor mu? Bulmuşlar gene yengeçleri. Yapımın yönetmen koltuğunda Onur Tan ve kamera karşısında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıllardır birlikte çalışan oyuncuları olunca iş çok daha fazla merak uyandırıyor. Hepimiz birbirimizden hem çok güzel şeyler deneyimledik, hem öğrendik, hem de galiba Türk sinemasına güzel bir komedi armağan edeceğiz beraber. Tabii ki çekim süreci birbirini tanıyan oyuncular ve ekiple çok daha eğlenceli ve kolay oldu. Eğlenceli bir film zaten, çok samimi bir film. Yani işte bizim karakterlerimizi bir tatilde gördüğümüz zaman işte başlarına gelen hikayeler, eğlenceli hikayeler. Umarım hani seyircide de karşılığını bulur inşallah. İyi oldu bu tatil işi ha. Aynen reisim. Bu tatil en çok da senin hakkın. Bütün kış boyunca orayı patlat, burayı patlat. Biraz da kendimizi patlatalım değil mi? Yapımdaki olaylar reisin yani Hızır Çakır Beyli'nin bilgisi dışında gelişiyor. Karakterlerin tüm gayesi ise başlarına gelen olayların reisin kulağına gitmemesi. Nasıl geçti çekimler benim anladığım kadarıyla, aman reis duymasın derken sizden gizli saklı işler dönmüş sanırım. Bildiğim kadarıyla güzel geçmiş çünkü ben sette değildim, bilmiyorum. Dediğiniz üzere konuk oyuncuydum. Sadece bir gün yaptık o çekimi, bir gün çektik. Benim bütün sahnelerimi bir günde bitirdi arkadaşlar ama duyduğum kadarıyla iyi ve titiz bir çalışma olmuş artık. Vizyonda göreceğiz bakalım. Ömür Façalı, Hatice Kalkandere, Emine İspir, Meskun Mahal'de ortalığa ateş açmışlar. Kadınlar mı ateş açmışlar? Bizi fark edip kurtarsınlar diye birkaç el havaya sıktık. Zafer Zaralı bir köpeğe saldırıp onu ısırmış. Zafer bir köpeği mi ısırmış? Bir zamanlar Çukurova oyuncularının yer aldığı keyifli haberlerle turumuza devam ediyoruz. Yapımın setinde önceki gün renkli anlar yaşandı. Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış, dizi ekibine güveç yaptı. Murat Ünalmış, daha önceki dizi TV röportajlarımızda mutfakla arasının fena olmadığını bize göstermişti. Murat Ünalmış yemeğin yapım aşamasını da geleneksel güveç hazırlık partisi notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Ünalmış elleriyle yaptığı güveci yemeden önce dizinin kameramanı Ahmet Yılmaz ve Focus Pooler'ı Birkan Manta ile öz çekim yapmayı da ihmal etmedi. Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından bir zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Hilal Altınbilek her hareketiyle hayranlarının takibi altında. Bir süre önce saçının rengini değiştirip bakır tonlarına boyatan güzel oyuncu yeni haliyle ilgi topluyor. Getting in the mood. We're gonna have us a good time. What you waiting for? Come on, let's go for a ride. Sosyal medya hesabı yoğun takipçi sayısıyla dikkat çeken Güzel Yıldız son zamanlarda yaptığı ve saç rengindeki değişimi gözler önüne seren paylaşımlarıyla binlerce beğeni alarak yeni halinin tam not aldığını da kanıtlıyor. Getting in the mood.